Yayın ihalesinde son durum. Süper Lig maçlarının kanalı belli oluyor. Büyük bir karmaşa yaşanan yayın ihalesinde yayıncı kuruluş yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Tüm gözler 4 Nisan'da gerçekleşecek toplantıya çevrilmiş durumda. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Saran Grup'la anlaşmak istememesinin ardından TRT de ihaleden çekildi. Mevcut yayıncı kuruluşla masaya oturmaya mecbur kalan Türkiye Futbol Federasyonu'nun sözleşmeyi bir yıl daha uzatmayı planladığı öğrenildi. Yeni sezonda maçların hangi kanalda yayınlanacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Beklentilerin altında gelen teklifler TRT'nin çekilmesi, Saran'la sözleşme imzalanmamasının ardından federasyon Dijitürk'le anlaşma zemini bulmakta karar kıldı mevcut yayıncı kuruluşta yapılacak olan toplantıda aynı şartlarla bir yıl daha devam etme seçeneği sunulacak. Son sene Türkiye Futbol Federasyonu'na 2,65 milyar Türk lirası ödeme yapan Dijitürk'ün yeni ihaledeki teklifi 2,1 milyar TL idi. Tarafların aynı sona eren ihaledeki şartlarla 2,5 milyar Türk lirasına el sıkışmaları bekleniyor. Maçlar şifresiz olacak mı? 550 milyon dolarla başlayan ve Türk lirası bazında 2,65 milyar Türk lirasıyla sona eren ihale sürecinde kulüpler yayıncı kuruluşun her sezon indirime giden tavrından rahatsızdı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun ihale sürecindeki pazarlama stratejileri ve danışmanlık alınan IMG firmasının kamuoyunu tatmin etmeyen çalışmalarıyla gelen teklifler beklentilerin çok altında kaldı. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu en azından bir sezonda mevcut yayıncı kuruluşla devam ederek gelecek yıl daha geniş kapsamlı bir çalışmayla ihale sürecini organize etmek istiyor. Maçların da mevcut paketlerin devam ederek yine şifreli olacağı öğrenildi.